geliyor. Bu convertibility, yani Türk lirası alacağınızı yabancıların tasarruflarına sunup oradan para çekebilmek ekonomide gerçek bir enjeksiyon anlamı taşır. Aslında çokça anlamı olmaz. Yani aset ona varlık göçermesi ya da aset istiyoruz. Yani mevduattan gider, vıdıma gider. Uzun vadelidir, güzeldir ama şu anda zaten maaşlar ona bugün için çok müsait değil. Evet efendim, şimdi daha önce destekleyeceği yerlerde fazlasıyla var. Şimdi özel sektör ve yahane halkı borçluluğu aslında bize sarıldığı kadar yüksek değil değerli konuda. Şöyle ki özel sektör borcunun ekonomiye oranıyla Türkiye oldukça gerilerde. %24'ler civarında. Hane halkı borcu açısından baktığımızda da evet kişi başı gelirleri düşük, yani Avrupa Birliği ve Amerika'da kıyaslıyorsun ama bu doğru değil diyebilirsiniz, haklısınız. Ama şuna işaret etmek istiyorum. Harcanabilir gelirin %5-6'sı ancak kredi ve onun faizlerine giden bir oran aldığınız zaman genelde düşük kabul ediliyor dünya ölçeğinde. Ama bütün evrelerinde derdiniz o orta gelir tuzağından çıkıp 10 bin dolarların kişi başı çok daha üzerlerine çıkmak ki burada daha fazla bankacılığımızı devreye sokalım. Yapısal olarak hepiniz biliyorsunuz. Maastricht kriterlerinin altında bir kamu borcumuz, bütçe açığımız var ve özelleştirmelerden de önemli paralar, girişler sağlandı. Özellikle 2003-2013 arasında 52 milyar dolar gibi önemli bir enjeksiyon. Ama şunu da işaret etmek istiyorum. Ufacık bir Arap ülkesi veya Latin Amerika ülkesi senede petrol geliriyle bu kadar gelir her sene sağlıyor. Biz işte 8-9 senede onu satarak 50 milyar dolara ulaşabilmişiz ama işte ülkemizin gücü de buradan geliyor. Yani altyapı ve kaynak olmayınca tek kaynak insanın tekası oluyor. Siz girişimciler oluyor. Şu an sıralarda oturanlar özellikle gerçekten büyük bir karar cesaretle değil de büyük bir cesaretle bu işlerin üzerine gidip bu işleri başaran ülkemizin değerleri oluyorlar. En büyük petrolümüz turizm demiştik. Şimdi değiştiriyorum. En büyük petrolümüz bizim girişimcimiz. Onların zekası. Evet, reel sektörün son 10 yılda yaptığı yatırımları geri ödemek için satışları güçlü tutması bir zaruret. Bu gayrimenkul sektörü için de ille de böyle. Bunun için de iş tüketim destekli büyüme izin ihtiyacımız var. Ve global krize rağmen Türkiye'de ortalama 232 milyar TL özellikle %80'den fazlası özel sektör olmak üzere yatırım yapılıyor. Bu grafik bence çok güzel. Şöyle ki ekonomimiz büyüdükçe özel sektörün yatırım harcamaları da büyümüş ve ekonominin %20'si düzeyinde, kırmızı eğride görüyorsunuz. Ekonominin büyüklüğüne oransal olarak özel sektörün her sene %20 gayri safi milli hasıla kadar yatırım yapmış. Başka türlü zaten bu büyüme sağlanamazdı. Şimdiki ekonomik politikada özel sektör ağırlıklı büyümedir. Evet efendim, ben birkaç slide'da toplamaya çalıştım. Netice itibariyle bankacılık sektörü mensupları olarak gayrimenkul sektöründen çok demeyeceğim aşırı etkilenen olumlu yönde kurumlarız. Çünkü burada çok önemli bir yatırım imkanı var. Bankacılık hizmeti götürülebilir, bankable dediğimiz projeler var. Ve burada gelip dayanı tabii ki satış işlerine geliyor. Performans riski Türkiye'de yoktur artık. Her müteahhit sonuna kadar aldığı işi veyahut da her bir geliştirmeci işleri tamamlıyor. Ben aksine çok nadiren rastladım. Şimdi size aklıma bile gelmiyor. Ancak burada ne var demek ki? Bunları satabilecek miyiz? Arz talep ve burada ülkenin kendi kaynaklarının yeterliliği, tasarruflarının yeterliliği birinci kalem ama yurt dışı da ikinci kalem. Bunu unutmamak lazım. Hele ki hissedarı Rusya'nın en büyük bankası, dünyanın ikincisinde olan Sberbank olan bir kuruluş olarak şimdi hemen yanı başımızda kuzeyimizdeki ekonomilerden olsun, Körfez'den olsun, sahil yerlerden olsun, ülkemiz gibi cennet bir yere yatırım yapmak isteyecek çok sayıda yatırımcı olduğunu biz bizzat müşahede ediyoruz. Ama bunlar için mekanizmalarımızı yeterince hazırlayabiliriz. Gerek borçlanma gerek sermaye piyasalarının diğer araçları, listeler olarak. Buna çok özen göstermemiz lazım. Gayrimenkul yatırım ortaklarımızın daha çok piyasa ve hisseleri sirküle eden borsaya açık kuruluşlar olması lazım herhalde. Ve çoğu firmada yapıyor, yapmaya başladı bunu. Derecelendirmelerini alıp iç auditlerini, dış denetimleri, murakabelerini yaptırıp dışarıya karşı çok sağlam bir temsili olması lazım. O zaman çok inanıyorum ki
Türkiye'de mesela Dubai'de alışveriş merkezinin içinde 7-8 tane stand daimi gayrimenkul pazarlar. Ve yabancılar da gider onu alır. Ama ona biraz işte vatandaşlık vermesi, oturma izni verir. İşte bir takım avantajlar verir. Yani bu anlamdaki avantajları da göz önüne alarak ülkemizin değerlerini bir ölçüde çok iyi pazarlama ihtiyacındayız. Pazarlama yeteneklerimiz çok gelişti. Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketlerimizin çok bilimsel ve hakikaten çok pırıl pırıl gençlerle çağın gereklerine, hatta bilişim çağının gereklerine uygun pazarlama tekniklerinde bu işe yaklaştığını görüyoruz ve çok seviniyoruz. Ve bu çerçevede özellikle emtia fiyatlarının petrolün düştüğü bir ortamda ve ülkemizin de bu açıdan kaynakları daha iyi kanalize edebileceği başka, yani sadece petrole fiyat olarak ödemek yerinde de imkanları canlandırıp bankacılığında biraz daha gevşek önlemlerle, makro ihtiyati tedbirleri biraz daha gevşekliğiyle bunun önünün açacağını ifade ederek sektörün açık bir önünün açık olduğunu ifade ediyorum. Ve sizlere saygıyla selamlar. Teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, hoş geldiniz. Şimdi Sayın Hakan Ateş'in rakamlar dünyasından sizi çok gerilerine, milattan önce 2000 yılına götüreceğim. Oraya ışınlanacağız. Başlangıçta dünyadaki bütün insanlar aynı dili konuşur, aynı sözleri kullanırdı. Birbirlerine bir tuğla yapıp iyice pişirelim, taş yerine tuğla, harç yerine zift kullanalım dediler. Sonra kendimize bir kent kuralım, göklere kadar erişecek bir kule yapalım ve ilimiz bütün dünya duysun dediler. Böylece yeryüzünde dağılma setlilikte oluruz. Bu şehrin adı insanlık tarihine Babil olarak geçti. Kulesi de Babil Kulesi. Eski Ahit'te Babil Kulesi böyle anlatılıyor. İnsanların aynı dilden konuştukları, ortak değerlere ve standartlara sahip oldukları bir mekan yaratma çabasıydı bu. Bu ilk konuşmamı hazırlarken
acaba markalaşmış en eski yapı nedir diye düşündüğümde aklıma ilk Babil Kulesi geldi. Ancak Babil Kulesi'nden sonra bugün 4500 yıl sonra insanların hayatlarını önce Amerika'da başlayan bir akımla toplu kentler girmeye başladı. Bunlar toplu kent de değil, toplu mekanlar, yaşam alanları. Öyle popüler oldu ki bu yaşam alanları, aslında insanlar kendileri bununla tanımlamaya başladılar. Gelişe bir hızlıca bakalım. En önce 1980'lerde Flamingo Yolu hayatımıza girdi. Flamingo Yolu sadece bir sitcom değildi aslında. Bu zengin kitlenin olduğu yaşam tarzını vesaire gösteren bir mekandı. Daha sonra 90'larda Friends dizisinin Central Perk'ı girdi. Yine burada dört arkadaş toplandı ve paylaştı. Bir mekanı anlatıyordu. Sonra 2000 yılında biz de kendi özgün mekanlarımızı görmeye başladık. Çünkü bugüne kadar Amerika'nın kurduğu mekanları medya yoluyla bize geliyordu, okyanusun bu tarafına. Ama 2000'lerde biz de kendi mekanlarımızı kurmaya başladık. Ve bence bunların en başarılısı Aslan Konak oldu. Tüm bu dizilerde insanlar mekanları marka mekanlar haline geliyordu ve onun için de markalaşması mekanların çok önem kazanmaya başladı. Burada insanlar kendilerini iyi halde hissediyor. Oraya gitmek istedikleri bir cazibe merkezi haline geliyordu. Aslında bundan da fazlası kendini tanımlamak için kullandığı her şeyi o mekana giderek yaşamaya başladı. Bu gayrimenkul sektöründeki tercihimiz de aslında markalaşmanın her alanında olduğu gibi çok rasyonel bir çıktı değil. Ciddi, karmaşık, duygusal bir denklem. Şimdi Türkiye gayrimenkul sektörüne geldiğimizde görüyoruz ki Türkiye gayrimenkul sektöründe markalaşma açısından bu kadar heyecanlı bir dönüşüm yaşıyor. Artık marka projeler çağı başlamış durumda. Gelir düzeyi yükselen, yaşama sevinci artan, yaşama arzusu kuvvetlenen insanların için bunlar mutluluk vahaları haline geliyor. Artık Flamingo Yolu sadece zenginlerin, ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaçlı bir azınlığa ait tasarımlar değil, ekonomimizin de tabii büyümesiyle, bu da ekonomimizin büyümesindeki önemi kesinlikle yatsılayamayız. Orta gelir düzeyine kadar inen önemli mutluluk vahaları haline geldi. Değerli dinleyiciler, hürriyet piyasanın barometresi gibidir. Hürriyetteki reklamlara bakarak hangi sektörün yıllar içinde büyüdüğünü, hangi yerin küçüldüğünü, hangi firmaların başarıya doğru koştuklarını kolayca görebilirsiniz. Bu sabah konuşmamı hazırlarken şöyle Hürriyet'in 2000 yılından beri reklamlarını taradım. Gördüm ki 2000 yılında gayrimenkul sektörü Hürriyet reklam verenler sırasında 10.yken son 5 yıldan beri birinci sektör haline gelmiş. Bu gerçekten şunu bize gösteriyor, gayrimenkul sektörünün Türkiye'de tüm sektörleri geçerek markalaşma yarışında birinci olduğunu gösteriyor. Tabii bu büyük gelişmenin arkasında dediğim gibi Türkiye'nin son 10 yıldaki ekonomik ve siyasi hayatındaki başarılı işbirliği de çok önemli bir rol oynadı. Bir yandan isyanla açılan bölgelerde, bir yandan da başarılı biçimde yürütülen özellikle kentsel dönüşüm projelerinde dünyanın dikkatini çeken bir başarı elde etti. Hükümetin ilan ettiği büyük altyapı projeleri, 3. Havalimanı, Boğaz Geçiş projeleri, yeni otoyol ve demiryol projeleri, bütün bunlar inşaat sektörünün büyümesine çok önemli katkıda bulundu. Türkiye'nin küresel anlamda öneminin artmasıyla Türkiye'nin özellikle de İstanbul'un dünyanın en değerli gayrimenkul piyasalarından biri olacağına inanıyorum. Bu inancımı da her ay yabancıların Türkiye'ye konuta gösterdiği ilgiyle desteklemek istiyorum. Büyük bir ilgi var. Her ay gerçekten rekor kırıyorlar satışlarda. Yine Hürriyet Reklam Barometresi'nden bir bilgi daha paylaşmak istiyorum. 2001 yılında Hürriyet'e reklam veren 330 inşaat firması vardı. 2006 yılına geldiğinde, yani sadece 5 yıl sonra,
Bu rakam 3'e katlamış. Yani markalaşma yolunda ilerleyen gayrimenkul sayısı 5 yılda 3'e katlıyor. Gene bunun benzeri başka hiçbir sektörde Türkiye'de olmadı. Biz bu markalaşma yolculuğunda size yol arkadaşları ediyor olmaktan çok mutluyuz. Biliyorum ki maliyetleri kurup şu kuruşuna hesaplıyorsunuz. Ve neyin size en iyi geri dönüş getirdiğinde çok iyi en iyisi biliyorsunuz. Gayet ihtiraslı, vizyoner projeler geliştiriyorsunuz. Ve bunların da büyümesi için Hürriyet'i açık ara en büyük ortağınız olarak seçiyorsunuz. Biz bu sorumluluğu, bunun bir basit matematik olduğunu biliyoruz. Ama bunun bize verdiği sorumluluk da size nasıl destek oluruz diye arayışlar içine girdik. Birkaç hafta evvel sizlerle birlikte Sign of the City Awards ödül törenini düzenledik. Orada ödül töreninin birçoklarımız vardı. Dev ekrana gelen projelerin ödül alanları da almayanları da bugünün en gelişmiş ülkelerinde en iyi diyen projelerle boy ölçülecek kalitede ve estetik bir şeydi. Türkiye'de ilk defa düzenlenen ödül, emlak sektörüyle ana medya ortağının işbirliğinin bence çok güzel bir örneği olmuş. Değerli dinleyiciler, Hürriyet markalar oluşturmayı bilen bir Hürriyet markalar oluşturmayı bilen bir kuruluştur. Çünkü kendisi de lider bir markadır. Medya olarak o dönemde sadece TRT ve Hürriyet var. 68 yıl evvelinde. Bugün o markalar büyüdü ve hala hayatlarımızda önemli markalar olarak devam ediyor. O zaman Hürriyet sadece bir gazeteydi. Artık iletişim mecraları çok gelişti, çok çeşitlendi ve büyüdü. Hürriyet de gazete kimliğinden Hürriyet dünyası kimliğine taşındı. Hatta merkez binamızı bile değiştirip Hürriyet Tağlı'dan Hürriyet Dünyası'na yerleştirdik. Ben mekan değişimlerindeki önemi zihniyet değişimine çok iyi yansıdığını biliyorum. Bunu da gerçekten Hürriyet'te yaşadık. Gitmek istediğimiz değişimi çok daha hızlı bir şekilde gittik mekanımızı değiştirerek. Her gün gazetemizi çok özenli bir şekilde mücevher gibi işleyerek hazırlıyoruz. Ancak bunun yanında Hürriyet Dünyası ile birlikte her an online olabileceğiniz bir mecra sunuyoruz. Flash haberlerimiz, anlık haberlerimiz, anlık paylaşımlarımızla yanındayız. Hürriyet Dünyası her gün 10 milyon kişiye ulaşıyor. İnsanlık tarihi 20. yüzyılda kırlardan şehirlere, az gelişmiş ülkelerden çok gelişmiş ülkelerin güçüne tanık oldu. Sosyologlar Türkiye'nin son 10 yılındaki taşınmasında klasik yerleşim mekanlarından markalaşmış hayat bahalarına geçiş olarak ele alacak. Biz Hürriyet olarak reklamların yanı sıra ekonomik ve sosyal haberlerle de bu tarihi dönüşümün medyadaki orta olmakta gurur duyuyoruz. Biraz daha ileriye giderek şunu söyleyeyim. Ne sizler sadece bina yapıyorsunuz, ne de sizler sadece projenizi pazarlıyoruz. Birlikte başardığımız bunun çok ötesinde kolektif bir zihniyet taşınmasıdır. Balbul Kulesi'ne geri dersem, o efsanenin sonu şöyledir. Tanrı insanlara kızar, çünkü der ki siz bana ulaşmaya çalışıyorsunuz. Ve onların ortak konuştuğu dili karıştırır, hiçbiri birbiriyle anlaşamaz hale gelir. Ve hepsi tek tek mekanı bırakır gider, kuleyi de yarım bırakırlar. Bu maalesef başarısız bir sonuç. Ama insanlık şimdiye yeni markalar yapıyor. Siz ciddi başarılara imza atıyorsunuz. Düş kırıkları değil, tam tersi umut söz konusu. O yüzden başarı sizin, gayrimenkul sektörü tebrik ediyorum.
Belki bu tarafın devam etmek isterim diye düşünüyorum. Belki onu almak isterim diye düşünüyorum ama şimdi bütün bu Hakan Bey'in de anlattığı Türkiye'nin stratejik durumu bizim belki ilkokul çağlarından beri ders kitaplarında veya her vesileyle denediğimiz bu ülkenin potansiyelleri, işte jeopolitik konu vesaire. Bu bence ilk defa 2000'li yıllarla birlikte realize olmaya başlıyor. Enerjide öyle oluyor, turizmde öyle oluyor. Güvenli ülke olma moduyla ve çevremizdeki sıkıntılar nedeniyle öyle oluyor. Türkiye'nin zenginleşmesine bütün bu değişimle beraber, tabii ki ülkeyi yöneten hükümetin, özel sektörün, herkesin katkısı var. Şimdi bu stratejik durumumuzu, bunun nereye gittiğini ve buna bağlı olarak da yine inşaat, emlak, gayrimenkul sektörü değerlendirmek üzere Sayın Efendim Sancar'a davet ediyorum. Saygıdeğer dostum, Diyörlerin Başkanı, Diyörlerin Yönetim Kurulu üyeleri, saygıdeğer girişimci meslektaşlarım, bayanlar baylar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Diyörlere, buraya davet edip sizlere hitap etme imkanı yarattığım için de teşekkür ediyorum. Yalnız hangi özelliğimle buraya davet ettiğim konusunda tereddütlerim var. Çünkü bu gayrimenkul işini hiç bilmeyen biriyim ben. Hiç ilgim olmadı gayrimenkulle. Yaşamım boyunca bir tane evim oldu, yakın zamanda da bir tane yazlık evim oldu. Başka da bir ilgim olmadı, alıp satmayı da bilmem. Hatta geçmiş yıllarda yönettiğim sağlık sektöründeki büyük markalarından birinde görev alan bir yeğenimi bizi gayrimenkul sektörüne sokmaya kalkıştığı için işten attım. Şimdi de Ege'nin en önemli gayrimenkulcüsü oldu Korkan. Sonra da gittim kendisine özür diledim. Sen bayağı yetenekli işsin. Ama sorun şuydu, bende o yetenek yoktu. O korkularla da o sektöre hiç ilgi duymadım. Dolayısıyla fazla bilmem. Fakat gayrimenkul sektörünü benim kendi payıma gelecek 20 yıl için tasarladığım işçilerin açısından çok hayati bir sektör olduğunu biliyorum. Çünkü gayrimenkul sektörlerindeki başarı bir entelektüel girişimci olarak beni çok tatmin edecek. Ayrıca önüme koyduğum iki stratejik iş için, yani medya sektörü için ve otomotiv sektörü için çok hayati olduğunu biliyorum. Gayrimenkul sektörü ne kadar çok gelişirse, saygıdeğer meslektaşım hanımefendinin de belirttiği gibi reklamlarımız artacak ve biz de hayatımızı daha özgürce sürdürebileceğiz. Çünkü medya öyle bir sektör ki, bir medya kurusunun tarif ettiği gibi 100 tane harcama kalemi var, 1 tane gibi kalemi var, o da reklam. Yaptığımız, kendi işimizi imal ettiğimizin yarı fiyatına sattıran maceracılar olduğumuz için de yaptığımız işten para kazandığımız yok. Varsa yoksa reklam, yani siz bize bakarsanız yaşarız, bakmazsanız halimiz duman. Tabii biz yaşamazsak ülkede demokrasi olmaz. Dolayısıyla bizi yaşatmak zorundasınız ve iyi işler yapmak zorundasınız ve sektörü büyütmek zorundasınız. Bizim de bu çabamıza destek vermemiz lazım. Hakeza ne kadar çok büyük, çok bina yaparsanız o kadar iş kamuya satılır. O açılarda ne kadar kent inşa ederseniz o kadar otomobil satılır. Bu açıda gayrimenkul sektörünün gelişimi, başarısı, geleceği en az sizin kadar ilgileniyor. Bu yönde ilgileniyoruz. Ama mikro düzeyde bir gayrimenkul alıp satma konusunda size söyleyeyim ki ben iyi müşteriniz değilim.
kızar mısın bilmem, belki başkan bana kızar ve bu kızgınlığıyla da oradan çıkarken birkaç yer satar, ucuz olur tabakası. Şimdi efendim bana biçilen de o, bu burada size hitap ederken ülkenin gelecek stratejik vizyonunu gayrimenkul açısından yorumlamak vesaire. Bunu yapabilmek için de daha yukarıdan bir bakışla biraz tarihe ve biraz geleceğe bakmak gerekiyor. Çünkü tarihe bakamazsanız gelecek olmaz. Geçmiş olmayanın geleceği olmaz. Ve bir oku ne kadar geri çekerseniz o kadar ileri gelir diyor atalarımız. Dolayısıyla bir gelecek stratejisi öngörüsünde bulunacaksanız mutlaka tarihi bilmeniz lazım. Yalnız bu konuyla ilgili birkaç şey söylemeden önce gayrimenkul sektörüne yapılan bazı haksızlıkları bile getirmek istiyorum. Gayrimenkul sektörü çok dar düzeyde müteahhitlik hizmeti olarak görülüyor. Tabii ki müteahhitlik hizmeti sahibi bir sektördür. Ama bence müteahhitlik sektörü, gayrimenkul sektörünün bir cüzüdür. Bir alt sektörüdür. Gayrimenkul sektörü ise çok geniş bir ufukla ele alması gereken bir sektördür. Gayrimenkul, kent inşa etmektir gayrimenkul sektörü. Gayrimenkul sektörünün görevi kenti inşa etmektir. Kent de medeniyet geliyor. Medine kenttir, medeniyet kentliliği ifade eder. Ve insanlık, uygarlıkla, medeniyetle kentle tanışmıştır. Demin saygın meslektaşının gösterdiği Babil Kulesi'ndeki başlangıç. Dolayısıyla gayrimenkul girişimcileri medeniyeti inşa ederler. Medeniyet inşacıları da onlar, kentleri inşa ederler. Dolayısıyla sadece müsait değiller onlar. Sadece yapsakçı değiller onlar. Sadece inşaatçı değiller. Kentleri inşa etmekle yükümlü girişimcilerdir. Beraber çalıştıkları bileşenleriyle birlikte mimarından kent şehircisine, inşaat mühendisinden demirci ustasına bir topluluk olarak bunlar medeniyeti inşa ederler. Dolayısıyla onlardan toplumun beklentisi işte dünyada yeni ufuklar açılıyor, gidin orada inşaat hizmetlerinde bulunun ve bize para getirin yaklaşımı olmamalı. Tabii ki o da önemlidir. Ama bizim gayrimenkul yatırımcılarından ve girişimcilerinden özellikle beklememiz gereken bize topluma değer katacak kentler inşa etmelidir. Estetikliği, estetiğiyle, görselliğiyle, çekiciliğiyle, kıymet bilirliğiyle, yeşiliğiyle, çevresiyle, çevreciliğiyle kentlerimizi düzgün inşa etmelerini istemek ve bizi bir kent toplumuna dönüştürme görevlerinin olduğunu her an onlara hatırlatıp onların da bu konudaki mevzuata dair, bürokratik engellere dair önlerinin açılması konusunda beklentiyle beraber onları desteklemek durumundayız. Tabii güzel kentlere sahip olmamız estetik değer ve katma değerinin topluma kazandırılması açısından da öteye bir anlam ifade eder. Kent, kentin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Demokrasi bir kent yaşam biçimidir. Köyde demokrasi olmaz. Bunu denemeye kalkanlar oldu, acı sonuçlarla karşılaşıldı. Demokrasi bir kent yaşam biçimidir. Bir birey, kul ilişkisi değil, birey, özgür birey ilişkisidir. Ve kenti ne kadar inşa edersek, ülkede demokrasi o kadar gelişir. Bireyin yetkinlikleri o kadar artar, birey daha çok refah ve daha çok özgürlük ister ve bu toplumu ilerletir. İlerleyen bu toplum içerisinde de üretici güçler gelişir ve müreffeh bir toplum olmaya doğru ilerleriz. O açıdan gayrimenkul girişimcisinin kent yaşamı doğrularının için olmazsa olmaz vazgeçilmezliği vardır. Ve bizim de beklentilerimiz bu yönde olmalıdır.
tepesinde. Bunu böyle tarif edemezsek maazallah kentlerimiz nekropole dönüşür ve yeni ülkelerdeki gibi kentler mega köylere dönüşür. Sağlıklı yerler olmazlar oralar. Ve oralarda demokrasi olmaz. Oralarda da değer üretilmez. Değer üretilmeyince de ülke değerlenmez. Ülkenin bir kıymeti olmaz. Saygıdeğer meslektaşlığında belirtti. Uygarlık biliyorsunuz Sümer Kent Devleti de başlıyor. İşte Babil Sümer. İki komşu uygarlık. Mezopotamya'da tarihe bakıldığında uygarlığın başlangıç yerleri bunlar. Ve uygarlığın oralarda başlamasının sebebi kentlerdir. Ziguratlar yapmış Babil'liler. Büyük kuleler yapmışlar. Ve Babil kent devletinin nüfusu 500 bine çıkmış. Milattan önce 2300 yıllar arasında düşünün bir kent nüfusu 500 bine çıkıyor. Toplam insanlığın nüfusu tarihçilere göre o tarihi kesitte 20 milyon. 20 milyon insanın 500 bini o günün uygar habitatı olan Babil'de. Bunun yanında başka kentler de doğuyor. Musul, IŞİD tarafından tahrip edilen Musul gibi. Eski antik isimler Milova veya Halep, yıkılan Halep veya Ruha yani Urfa veya Antakya. Uygarlık hafızası olan Akdeniz'i veya Sidon güzel kentleri. Ve uygarlık burada. Ve mesela Babil'de, Babil kentinin gelişmesi için inşa ettikleri tapınaklar olan ziguratlarda enteresan sanat sergileriyle, çeşitli aktivitelerle uygar dünyanın bütün insanlığının senede birkaç kere haç niyetiyle Babil'e gelmesini sağladı. Ve o uygar dünyanın içerisindeki adliyeti başlatır. Sonra tabii bu kentler bir süre sonra konum değiştirir. Kentleşme akıp gider. Birinci yüzyıl bir ileri adım atıp Antik Roma'yı ve şimdi içinde yaşadığımız bütün kentlerin kraliçesi olan İstanbul'un tarihini geçip bir zamanımız yok çünkü birinci yüzyıla geldiğimizde gene bu coğrafyalarda Bağdat 1 milyon nüfusuyla insanlık tarihinin en büyük kenti. O zaman Batı'nın 3 büyük kenti 50 bin nüfusuyla Roma, 30 bin nüfusuyla Paris ve 20 bin nüfusuyla Londra'ydı. Bizim coğrafyalarımızda ise 1 milyon nüfusu Bağdat vardı, 500 bin nüfusu Granada vardı ve o gün Sicilya İslam Devletinin merkezi olan Palermo 300 bin nüfusuydu. Yani biz uygarlıksız geliyorduk ve kentler uygaydı ve oralarda gayrimenkul çok kıymetli. O zamanlar yani bütün tarihi süreç içerisinde bu kentler ve kentleşme maddi değeri ifade etmiş. İnsanlar bir zaman gelmiş Babil'de bir ev alabilmek için servet dökmüşler, bir zaman gelmiş İstanbul'da ev alabilmek için bir servet dökmüşler, bir zaman gelmiş Granada'da bir ev edilmek için bir servet dökmüşler ve tarih hep böyle yürümüş. Kent toplumu olmak ve beraber değer kazanmak, değer yaratmak. Şimdi de öyle görünüyor ki, biz 1700 yıllarda başladığımız yenileme ve çökme sürecinden sonra bu yüzyılın başıyla beraber tarihi bir fırsat yakaladık. Batı çok ciddi bir çöküş içerisine girdi. Her ne kadar kısa vadeli bakış açısıyla işte 3 yıl sonra büyüyecek, 5 yıl sonra işsiz bitecek, Draghi böyle söyledi, diğeri böyle söyledi diyorsak ki çok sevgili dostum
Hakan Bey çok güzel anlattı günceli, aktüeliteyi. Ama daha uzun süreli bakabilen batılı gelecek stratejileri diyorlar ki batının işi bitti. Çünkü bunu tabii benim söylediğim acı ve katı bir şekilde söylemiyorlar. Onlar daha kibarlar. Ben biraz daha uyardım. Sakın beni bir batı düşmanı olduğum sonucunda çıkarmayın bu tespitinden. Bu tespit benim değil. Bu tespit batılı gelecek stratejilerindir. Diyorlar ki Uygar'ın diğer geçiyor, Asya Pasya yapalım diyorlar. Ve öyle de oluyor halde. Tabi bu büyük bir hedimel çizgidir yani. Büyük görüş. Büyük sancılar yaşayacak insanlık. Çünkü uygarlık yer değiştirir, Bağdat üzerinden İstanbul'a ve oradan Venedik'e ve oradan Londra'ya ve oradan New York'a geçtiği zaman da çok büyük acılar yaşar. Şöyle dönüp tarihe baktığınız zaman mesela son uygarlık yer değiştirmesi olan İkinci Dünya Savaşı sonrasında İkinci Dünya Savaşı yaşandı. Yaklaşık 50 milyon insan ölüyor Avrupa'sında. Sonucu ne oldu? Uygarlık Londra'dan New York'a geçti. Uygarlık yer değiştirirken insanlığa büyük bir gelecek hazırlığı, öbür taraftan dönüşümü büyük bir yıkımla yapıyor. Dönüşümü büyük bir yıkımla yapıyor. Çünkü eskinin direnmesi, yeniye karşı tepkisi maalesef insanın bir tarafı olan vahşileşmesiyle tutuluyor. Yani evet, günlüğüyle en kutsal yaratık insan ama onun içerisinde bir vahşi taraf var. O da zaman zaman uç veriyor ve bu uygarlık değiştirmeleri esnasında büyük yıkımlara yol açıyor. Bu yıkımların olacağı bir çağa girdik. Ama uygarlığın da yer değiştirdiği bir çağa girdik. Bu büyük yer değişikliğinde İstanbul'un gene yaklaşık 2300 yıllık başkent tarihi ve yaklaşık 8000 yıllık habitat tarihinin yeni bir altın döneminin başlayacağını söyleyebiliriz. Yani yıllar önce Napolyon bir büyük imparatorluk inşa etme sevdasına girdiğinde sormuşlardı ona. Peki başkent olarak nereye yapacaksın bu emeline ulaşırsan? İstanbul demişti. İstanbul öyle bir kent. Dönüyor, dolaşıyor. Uygarlık mutlaka buradan geçiyor. Gene uygarlığı buradan alıp batıya taşıyan Marco Polo, simgesel isim Marco Polo, bütün bu büyük ileri atılımları önden etme bilincini İstanbul'da 10 yıl yaşayarak edinmişti. İstanbul böyle de öğretmen bir kent. Dolayısıyla şimdi tarihi fırsatın içindeyiz. Eğer biz İstanbul'u iyi inşa edersek, tabii İstanbul'la beraber ülkemizde başlayan bir kentleşme süreci var. Yani ben 1970'lerde üniversite okumaya geldim Siirt'te. O zamanki sosyolojik haritamız şuydu. İnsanlarımızın %65'i köyde yaşıyordu. Nüfusu 1 milyonu geçen 3 tane kentimiz vardı. Ve bir Türk okuluyduk biz. 40 yıllık bir sürede Batı'nın 400 yılda geçirdiği kentleşme sürecini sığdırdık 40 yıla. Ve şu anda nüfusu 1 milyonu geçen 16 kentimiz var. İstanbul gibi mega kentler var. Ve en sonki istatistiklere göre kentte yaşayan nüfus sayımız %81. Kente bu oran %19'a düşüyor. Son büyük bir şehir yasasıyla birlikte bu kentleşme oranı daha da azalacak öngörülüyor. Çünkü devlet biraz da yukarıdan iradi bir şekilde kentleşme hareketini başlattı. Köy kentin mahallesi sayıp onu kentin bir tamamlayıcı yüzü hareketine kanunları çıktı. Ve öyle zannediyor ki gelişmiş kent toplumlar gibi biz de önümüzdeki 20 yılda nüfusunun %3'ü tarım emekçisi olan, kır emekçisi olan ama eski çoğunluğu kentte yaşayan bir topluma dönüşecek. İyi bir haber. Bunun anlamı şudur. Gayrimenkul sektöründe muazzam bir alan açılıyor. Yani bu büyük uygarlığın yer değiştiği sürecinde İstanbul'la beraber Anadolu coğrafyalarında büyük değer kazanacak. Tarihte hep böyle olmuştu zaten. Tarihte
Anadolu'nun ismi mitolojide güneşin ülkesidir. Bazıları cennet diye tarif eder. Ünlü Sümer destanında Anadolu'nun tarifi cennettir. Cennetten çıkan nehirler diye tarif edilir bize ve Fırat. Ve Anadolu o günkü insanın cennetidir. Anadolu hep böyle olmuş. Tarih boyunca kıymetli bir coğrafyadır. Yüzyılda bir depremlerle sarsılıp üstündeki incitse bile insanlığın vazgeçmediği önemli bir kavşaktır. Uygarlık nerede olursa olsun yer değiştirildiğinde yolu Anadolu'da geçiyor. Mesela 2000 yıl boyunca neredeyse, net 1000 yıl boyunca uygarlığın beşiği olmuş Roma'nın siklet merkezi Anadolu'ydu. Çıkışı ve başkenti Roma şehriydi. Ama siklet merkezi en büyük eserleri Roma'da, Anadolu'daydı. Ve bir kent topluluğu Roma, Roma'nın kentlerine hamama girmeden giremezdiniz. Her Roma kentinin girişinde hamam olurdu. Bunlar Roma hamamları, sonra Türk hamamları. Biz bunları içselleştirdik. Bir Türk markasına dönüştüler hamamlar ve Türk markası diye bilindi. Ama aslında bunlar Roma'dan bize biraz kalmıştı. Zaten bu coğrafyada bizimde Diyar-ı Rum'du. İstanbul'u fetheden büyük İmparator Fatih Sultan Mehmet, ben Kayseri Rum'um diyordu. Ben Roma İmparatoru'yum. Roma benim mirasım diyordu. Ve kentler günüz vardı o zamanda. Dolayısıyla gelecek gayrimenkul sektörü için çok parlak, olağanüstü parlak. Şimdi şöyle bir ikileme sokuldu iş. Efendim sanayicilik ve gayrimenkul birbirinin zıttı gibi gösteriliyor. Bu da bir yanlış paradigma. Kentin olmadığı yerde sanayi de olmaz. Köy toplumunda sanayi olmaz ki. Sanayi bir kent işidir. Ve kentleriniz ne kadar çok geliştirirseniz sanayiniz o kadar gelişir. Çünkü kentlerin ihtiyaçlarına cevap vereceksiniz. O ihtiyaca cevap vermek gerisinde sanayi de gelişecek. Dolayısıyla bunlar birbirinin zıttı şeyler değil. Birbirinin tamamlayıcı cüzü sektörlerdir. Bu açıdan da ülkeyi yönetenlerdeki bu yanlış paradigmayı söyleyip de bitmek lazım. Hatta onlara ya bu bizim gayrimenkulcuları Dubai'ye, şuraya, buraya, Çin'e, Bin'e göndermekten vazgeçir. Onlara destek verin, kentlerimizi inşa etsinler. Kentlerimizi inşa ederlerse burası bir kıymet haline gelir. Ve biz sadece İstanbul'dayız. Antalya'dan, Bursa'dan, Adana'dan, Mersin'den, Diyarbakır'dan, Antakya'dan, Van'dan müthiş bir katma değer sağlarız bütün dünya için. Çünkü Orta Doğu'da gelecek oluşacak büyük her cümlecik içinde en güvenli liman İstanbul'da Türkiye'dir. Türkiye öyle bir kişi bir konuma sahip ki bu coğrafyalarda, Ön Asya'da oluşacak bütün her cümlecik yaratacağı tehlikeye karşı özellikle mülk sahiplerinin sığınacağı yer eskiden Londra'ya şimdi İstanbul olacak. Bu kadar net. En son geçen sene köken itibariyle buralı olan Londra Belediye Başkanı'nın Londra'da düzenlediği bir gayrimenkul zirvesine kulak vermiştim. Kürsüye çıkıp şöyle söylemişti. Londra son 100 yıldır, son 200 yıldır gayrimenkulün göz bebeğidir ve değer ölçücüsüdür. Gelecekte bizim için rakiplerden bahsediliyor. Şangay gibi, Dubai gibi, New York gibi. Hayır demişti. Bizim gelecek günümüzdeki tek rakibimiz orada İstanbul. Net açık. Yani belki biz hani derya içinde deryayı bilmez durumda olabiliriz ama Erenoğlu bizdeki şeyi görüyor, kıymeti görüyor. Onun için nereden bakarsanız bakın gelecek Anadolu'da ve İstanbul'dadır. Ve bizim kentleşmemiz çok hayatlıdır. Kentleşirsek demokrasimiz muazzam olur. Kentleşirsek sanayimiz gelişir. Kentleşirsek çekilmeceği haline geliriz. Ve bu kentleşme işini siz yapacaksınız.
Lütfen kendinizi müteahhit gibi görmeyin. Yapsakçı gibi görmeyin. Saf inşaatçı gibi görmeyin. Evet bunlarsınız ama bunlardan çok daha farklısınız siz. Siz bize güzel kentler yapın. Biz de o zaman size şükran duyalım ve sizin sayenizde zenginleşelim. Teşekkür ederim dediğiniz için. Gerçekten de sizin sektörünüz aslında 2000'li yıllarda ciddi anlamda markalaştı. Çünkü büyük ölçekli üretimleriniz oldu. Mustafa Hanım'ın verdiği rakamlar son 5 yılda sektörün reklam veren olarak birinci noktada olması, zirvede olması, marka sayısının da yani reklam verebilen sektörden firma ve marka sayısının da bu kadar artması her şeyi ortaya koyuyor aslında. 90'lı yıllarda binli rakamlarla konut üretebilen sektör oyuncusu sayısı çok azdı, sizler de hatırlarsınız. Ama 2000'li yıllarda önce binler önemsiz hale geldi, 3000'ler oldu. Şimdi 10.000'ler zorlanıyor ve bunun için de farklı müteahhitler konsorsiyumlar yapıyorlar ve beraber müşteri birleştirerek işleri yapıyorlar. Bunlar hep güzel şeyler. Medyanın markalaşmadaki etkisini tabii ki ihmal etmemek gerekiyor. Hatta markalaşmak için ama aynı zamanda da reklam yatırım yapmaları gerekiyor. İnşaatta da bu büyük ölçekli üretimlerle emlakçıların markalaşması gitti aslında. Yani gitmedi ama o süreç şimdi üreticilerin markalaşması şeklinde devam ediyor. Sanıyorum önümüzdeki dönemde ve hatta şimdi başladı pazarlamayla üreticiler bu sektörde de ayrılacak ve terapiyede tarafı markalaşma yatırımlarını artıracak sektör daha hızlı gelişecek. Efem Bey'in genel olarak anlattığı, tarihi perspektifini ortaya koyduğu her şey çok doğru. Gerçekten de şehirleşmek için, medeniyet için ve tabii ki demokrasi için inşaatın ne kadar önemli olduğunu hepimiz anlamış olduk. Bunun ötesinde benim de çok hassas olduğum bir konu var. İnşaatla sanayiyi son derece çok karşı karşıya getirir gibi konuştu bazı insanlar. Böyle bir karşı karşıya gelme yok. Hatta benim tanık olduğum çok sayıda sanayici inşaatta da çok başarılı. Onlar yıllardır bu kentsel dönüşüm sürecinde hizmet verdikleri fabrikalar onlara yepyeni bir enerji oluyor, yepyeni bir taze kan oluyor. Ve tabii ki sanayi yaşayacaksa, gelişecekse inşaatlar yapılmalı, şehirler yenilenmeli, yeni şehirler kurulmalı. Bu süreç böyle devam edecek. Önümüzdeki yıl inşallah çok daha güzel şeyler konuşuruz. Katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Sevgili sahibine çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli konuklarımıza da görüşmeyi paylaştık.